Şu anda bile Seguilla Stadı yenilenene kadar çok ciddi sıkıntı yaşadı. Seguilla Stadı yenilendikten sonra bir derece biraz rahatladı. Ama Ertuğrul Dilek'in sanayide Ertuğrul Dilek sahası var. Onun zemini kötü. İnşallah herhalde onun da Haziran ayında yeniden bir bakıma tadilata evet, geçecekmiş. O olduktan sonra yine de Muradiye sahasını her şartta maçlara açıyorlar. Oradan dolayı bir rahatlama var. Ama merkezde bunlar olsa da amatörleri, ben hep söylüyorum. Ama yani sadece amatör derken şunu kastedeyim. Şimdi amatör kime bir şekilde oynatıyorsunuz müsabakalar. Evet. Veya amatör takım bir şekilde iyi veya kötü ama alı sahaya ama bir yere gidiyor. Amatör takım olduğu için antrenman yapıyor. Yani futbolda hep altyapıdan konuşuluyor ama ben biraz altyapıcıyım da fazla da gençlere de önem veren bir insanım ki dediğim gibi en az 10 yılım 12 yılım akademi liglerinde geçti. Evet. Profesyonel takımda antrenörlük de yaptım. Ya hani altyapıya, merkezde özellikle altyapıya antrenman yapılacak saha yok abi. Yani bugün şimdi Manisa merkezde U15 ligi oynanıyor. Atıyorum 8 tane takım çıkıyorum merkezde. Birçok takım. Veya her kategoriye giremiyorsun. Hafta sonu öğrencilerin okul durumları var. Hafta sonu antrenman yaptırmaya çalışıyorsun. 8 Eylül'de sabah 11'de maçlar başlayınca yer yok. Ertuğrul Dilek'e maç kaydırıyorsun. Yer yok. Akşam çocuklara antrenman yaptıramıyorsun. Sıkıntı. Yani en azından antrenman yapabilecek sahalar çoğalırsa müsabakalar zaten oynanıyor bir şekilde.